Sayın seyirciler, devlet hastanelerinde doktorların aldığı ücret muayene ettikleri hasta sayısına göre belirlenmeye başladı. Türkiye'de doktorlar bir günde onlarca hatta yüzlerce hastaya bakıyor. Doktorlar tıbbi hatalar olur dese de hastalar yeterince ilgi görememekten şikayetçi olsa da sistem değişmiyor efendim. İzliyoruz. Öksürün. Derin derin nefes alıp verin. Çabuk 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 çabuk. Dilinizi çıkarın. Dilinizi burnunuza değdirmeye çalışın. Hadi 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 hadi. Gözlerinizi kırpın. Kırp 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 kırp. Çabuk 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 çabuk. Heh, tamam bu kadar işte. Paketleyin hemşire hanım. Hızlı hızlı paketleyin ama. Özellikle bu iki parti hasta dahiliye servisine sevk edilecek. Hadi canım. Anlaşıldı efendim. Anladın mı? Bunlar dahiliye sevk edilecekmiş. Ama bak gecikmeyin, yolda bozulmasınlar. Heh, şu sevk irsaliyelerini de al. Hadi bakayım. Dört al hemşire hanım. Arkadaşlar merhaba, ben Sağlık Bakanlığı müfettişi Erol Serumlugil. Şimdi icat ettiğiniz bu yürüyen bantta muayene yöntemiyle 3 saniyede bir hastaya bakarak Türkiye rekorunu kırmış bulunuyorsunuz. Tebrik etmeye geldim. Sağ olun müfettiş bey. Bu araları üst üste koyarak 5 hastayı da aynı anda ameliyat etme tekniği üzerinde de çalışıyoruz zaten. Allah Allah, bravo ya. Örnek bir performans hakikaten yani. Bu yeni gelenler acilmiş doktor bey. Bunları nereye yıkalım? Yık oğlum buraya, yık. Hepsini yık buraya. Ha tamam. Boşalt, boşalt, boşalt. Sayın seyirciler, Erzurum'da yapılan üniversiteler arası kış olimpiyatlarında bazı kadın sporculara tacizde bulunulduğu iddia edildi. Ancak iddia Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı tarafından yalanlandı. Olayın bir yanlış anlamadan, biraz aşırı bir ilgilenmeden kaynaklandığı ortaya çıktı. İzliyoruz efendim. Hello, how was going? Ay, ödümü patlatmak sen. Nasılsınız diyorum. Giysiniz çok hoş hanımefendi. Aa, rahat bırakır mısın sen beni please? Aa, havada yalnız başınıza sıkılırsınız diye düşündüm. Birlikte uçalım mı? Aa, ama lütfen dedi ben ama please, please. Bak, pis yerin aşağıda güzel bir kafe var. Oraya insek, bir çay içsek ha? Ay, help, help, imdat, imdat. Aa, bağırmayın canım, bağırmayın lütfen. Etrafta kimse yok, havadayız, bizi kimse duyamaz. Buyurun, isterseniz benim kayağıma gelin. Ben de aynı istikamete gidiyorum nasıl olsa. Ay yeter diyor ben, yeter diyor. Israr etmemek sen, imdat! Aa, lütfen ama ilerideki ağacın dalına konup biraz soluklanalım mı ha? Beni tanısanız belki fikriniz inanın değişir. He? Hey, kırmızı kayaklı tacizci. Sağ çek bakayım, sağ çek. Ne oluyor lan? Yanlış anladınız memur bey ya. Ben misafirler bize ilgi gösteriyorum, ilgi. Havada yalnız başına kalmasınlar diye ya. Yanlış anlıyorsunuz. Bay bay. Sayın seyirciler, çalışanlar aleyhine düzenlemeler içeren torba yasaya tepki gösteren işçi konfederasyonları 3 Şubat Perşembe günü oluşturacakları insan zinciriyle meclisi çembere almaya hazırlanıyor. İşçiler bu amaçla Ankara'ya gelmeye başladı. Milletvekilleri de önlem almaya başladı. İzliyoruz efendim. Çok eğlenceliymiş bu ya. Evet evet. Enflasyon gibi zıplıyorsun vallahi Hulusi. Aman be Faruk. Burada bile iğnelemeyi bırakmıyorsun ha. Ya yukarı fırlarken kendimi birinci sıradan milletvekili adayı gösterilmiş gibi hissetme hissi sizde de oluyor mu? Evet evet. Aynen öyle oluyor. Vay. Vay. Haydi haydi arkadaşlar, bu kadar eğlence yeter. Biraz da antrenman yapalım değil mi? Hadi gelin zıplayın bakalım. Hop! Atladım. İnsan zinciri oluşturup bizi çembere alacaklarmış ha. Akıllarına şaşarım, akıllarına. Kiflemiş demokrasi gibiyim. Zinciri zıplar aşarım. Hop! 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 Tamam hadi beyler, biraz da siz zincir olun, biz yayları takıp atlayalım ha, işçilerin tamam, üzerinden. Hadi dizilelim, bakalım. Dizilelim. İşçiler kuş bakışı leblebi gibi görünüyormuş diyorlar ha. Çok zevkliymiş, biraz da biz atlayalım canım. Çok eğlenceli değil mi? Bu
Hazar hemşin, Çamlı hemşin, Ardeşen, var mı benim gibi sevdaya düşen? Ula piştiniz mi bakayım? Selamun aleyküm. Uy! Ula fakir millatu, ne zaman girdiniz gizlice görünmeden oraya ha? Usulayım derken yanacaksın uşağım. Ya fırıncı Hurşit, doğalgaza, kömüre, elektriğe verecek paramız yok ki kardeş. Bırak da ısınalım biz de bu kenarda, ne olacak? Tamam ula, ısının, ısının da haber verin de öyle ısının. Arada bir çevireyim sizi de ekmek gibi de yenmeyesiniz tek taraflı. Sonra bir taraf kırmızı, bir taraf beyaz olur da uşağım. Sağ ol fırıncı Hurşit, Allah razı olsun. Hadi bakalım. Hemşinimin gözü yaşlı görmüşem, aydın kızlar hemşin yaylalarına. Duydun mu Kankito? Telefonla konuşmada dünya üçüncüsüymüşüz. O da bir şey mi oğlum? Sen asıl rekoru bilmiyorsun. Ne rekoruymuş lan o? Beleşçilerin rekoru. Çaldırıp kapatmada dünya birincisiymişiz. Kankito duydun mu? Türkiye'de 34 ilçe 2011'de il olmayı bekliyormuş. Seçimler gelsin olurlar. Lan oğlum bu gidişle ülkede ilçe kalmayacak lan. Tabii oğlum maksat oy almak. İki seçime kalmaz. Bak bizim gece konduyu bile il yapar bunlar. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.